Sevgili dostlar, selamlar hepiniz. Yepyeni bir Kingdom Reborn bölümüne hoş geldiniz efendim. Refah seviyemizin bayağı ilerlediği bu zamanlarda köyümüzde her şey yolunda ilerliyor. Bir yandan bütün evler son kademeye doğru gelişmeye başlarken, bir yandan da efendim tarımsal alanda verdiğimiz önem bize faydalarını gösteriyor ve hiçbir şekilde açlık, kıtlık sıkıntılar yaşamıyoruz. Açlık ve kıtlık sıkıntımız olmuyor. 31 birimlik bir yemek üretimimiz, beraberinde de 24 birimlik bir tüketimimiz var. Yani her sene yaklaşık 7000 kiloluk ürün, gıda depolanıyor. Şehirde gerçekten her şey yolunda. Yani tarım, hayvancılık, bütün faaliyetler, her şey yolunda. Hatta en son arıcılık ve mum faaliyetlerine girişmiştik efendim. Arıcılık ve mumların yapımına. Zira mumlar da bir lüks ürün olarak geçtiğinden dolayı evlerin gelişmesine katkı sağlayacak idi. Efendim, bu arada izlediğiniz Kingdoms Reborn bölümleri hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni her daim daha fazla video çekmeye teşvik ediyor. Haberiniz olsun. Beğenileriniz bu konuda çok çok önemli. Kingdoms Reborn serisinde de çok çok güzel ilerledik bu arada ya. Kanala abone olmayı ihmal etmezseniz de sevinirim. Yeni videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bak bak, buradaki evler de seviye 6 oluyor. Buradaki evler de seviye 6 oluyor. Burası birazdan tiyarlanacak örneğin. Birazdan tiyarlandığında hoppacık böyle büyük kocaman bir eve dönüşüyor. Tabii işte bu ev upgrade'lidir, şudur budur, ne işe yarıyor diye soracak olursanız, halkın mutluluğunu etkiliyor efendim. Halkımız %89 derecede mutlu. Zaten burası mutlu insanların yaşadığı güzel bir şehir efendim. Şimdi şöyle şuradan arıcılık faaliyetleri için bütün arıcıların bütün her şeyini upgrade'leyelim. Bununla beraber henüz bal üretiminde herhangi bir sıkıntısı yok. Yani herhangi bir kısıtlama yok. Ama mum yapıcı mümkün mertebe 1000'in üzerinde mum yapmasın. Ki zaten arılar o kadar bal veremezler diye tahmin ediyorum ya. Yani 31 birim baldan 42 birim mum yapacaklarına göre bu mum da ikinci kademe lüks ürün olarak geçiyor yanılmıyorsam. Aynen öyle, aynen öyle abi. İkinci kademe lüks ürün olarak geçiyor. Aslında ona hiç ihtiyacımız yokmuş. Son kademe lüks ürünlerde benim kafamdan göremiyorsunuz, o yüzden okuyacağım. Kitap, moda kıyafetleri, mücevher, çikolata ve pocket watch diyor, cep saatleri sanırım. Okey, üretmeye çalışırız her birini. Daha teknolojik alanda çok ilerlemeler kaydedemedik. Yani örneğin şu hızlı yapı seçeneğini bir açalım artık. Bir hızlı yapıyı kullanalım. Gold smelting'i de bir açalım. Artık hatta yavaş yavaş bir altına doğru koşsak iyi olur gibime geliyor ya. Buradan buraya bir köprü, buradan buraya bir köprü, buradan altın madenine doğru gidilebilir gibi. Zaten hani base'de falan her şey yolunda. Başka nereye gidilir hocam? Cam üretimine gidilir ya. Cam üretimini kendimiz yapalım. Ama çalışma saatlerini açmayacağım. Yani çalışma saatlerini açtığım an ben oyunda mahvoluyorum abi. Onu hatırlıyorum. Tiyatroya gidebiliriz ya da taş yolları açabiliriz. Aynen. Taş yolları açalım. Son kademe lojistiği araştıralım. Aa, suya bırakılmalı diyor. Rıhtım. Evet. Bu şeyde muhtemelen kum toparlayıp cam üretmeye yarayacak. Yani cam o kadar lazım mı? Lazım. Yani tabii ki lazım da. Bu cam üretim yerini ben nereye kuracağım? Her yerde bir sıkıntı var anam. Her yerde bir şey var. Bir engebe var. Bir sıkıntı var. Bir mevzu var yani. Şu balıkçıların yanına kuralım ya. Balıkçıların yanına kuralım bir tane. Şuraya bir yere de bir tane glass smelter koyalım. Cam üreticisi. Yani camı dışarıdan almak yerine az buçuk kendimiz üretsek yine daha iyi olur gibime geliyor. Şuradan diğer bölgeyi açıp buraya doğru bir köprü çekelim efendim. Şuradan karşıya rahat bir şekilde gidilsin. Bu köprü vasıtasıyla buralara da kurulacağız. Hatta buraya verdiğimiz ilk görev şurada ne var? Kasalar. Değerli kaynaklar içerebilir. Kim getirip koydu oraya onları? Bununla alakalı bir bilgi yok sanırım. Hocam şu adanın diğer kısmını bir sömürebilir misiniz? Boşta kalan adamlarımız adanın diğer kısmını bir sömürsün. Ya orada ne var ne yoksa alıp getirsinler buralara.
Oralara yavaş yavaş kurula kurula gideceğim. Bir iki ev, bir depo, bir nakliye aracı falan filan şeklinde böyle yavaş yavaş kurula kurula gideceğim. Nüfusumu 600'den arttırmak istiyorum. Bu arada diğer şehirleri de bir göstereyim efendim unutmadan. Bizim 598 birimlik bir nüfusumuz var. Yan tarafımız boş, yani şu adaları komple biz aldık. Hemen altımızdaki Luna 578 insana birden bakıyor. Ve sınırlarının büyüklüğüne bakar mısınız abi? Muazzam bir büyüklük var sınırlarında. Bununla beraber Holstein de hiç altta kalmamış. O da kendini baya baya büyütmüş, yani bütün sınırları falan almış. Holstein ile Luna arasındaki mücadeleye Havre de katılmış abi. Havre de Luna ile arasında mücadele ediyor. Tabii ki bu büyük üçlünün mücadelesinin yanı sıra, hatta evlerine bir bakalım. Bu adamların evleri o kadar yüksek kademe değil ya. Baksanıza, yani kademe 2, kademe 3. Çöle ev kurmuş, en mantıklısını yapmış. Hani çöle kurulan evler, çünkü yani normal alana ev kurmak yerine çöle kurmak daha mantıklı. Daha kimse bizim kadar gelişememiştir ya. 1K nihayet nüfusunu arttırmış. Bakın, geçen bölümlerde 130 civarında falan bir nüfusu vardı galiba. Bu bölümde nüfusunu 211 kişiye çıkarmayı başarmış. Gayet hoş, gayet güzel. Bununla beraber şöyle bir bakıyorum ortalığa. Ronan 105, aslanım Ronan. Uppsala 227. Uppsala ya tıkandı ya da kendi içinde gelişiyor, bilmiyorum. Ben depolama alanları full doldu muhtemelen Uppsala'nın. O yüzden oradaki elemanlar çalışmıyor. Borkhild burada kendi başına bir şeyler yapma çabasında. Bir mücadele içerisinde efendim burada. Bir de bizim bir tane minik şeyimiz vardı. Rohal 31. Oğlum Rohal, sizin durum ne böyle hocam ya? Yani adam gerçekten kaynak 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 kaynak, her yeri et yığmış, etleri falan böyle. Adam hayvancılığın dibine vurmuş da başka bir alanda gelişememiş galiba. Yani artık odunu mu gelmiyor, eti mi gelmiyor? Yani 10 bin altın da gönderdik aslında kendisine. Şifalı bitki eksiği vardı kendisinin. Buraya ne kuruyor? Depolama alanı kuruyor. Yani ama depolama alanını gidecek adamı yok ki. Bir yandan da ormancı kurdu muhtemelen. Odun toplamaya çalışıyor. Ay canım. Abi siz et olayını biraz abarttınız mı ya? Barbar Conan mısınız birader? Adamlar harbiden Barbar Conan gibiler hocam. Barbar Conan gibiler adamlar yani. Efendim buradan şurayı da alalım. %20 iş mutluluğu ve %15 verimliliği alalım. Bunu nereye alabiliriz? Cam üreticisine alırız herhalde bunu ya. Bir tane lojistik ofisi, belirtilen kaynakları menzil içerisinde teslim eden 50 birimlik yığınlar taşır. Aa, küçük bir menzilim varmış. O yüzden seni şimdilik kurmayacağım. Çekil kenara. Bu tutku kitabını birilerine koyarız. Keşke kitapları nereye verdiğimi oyun gösterse ya. Dünya kadar işletmem var kardeşim. Ne bileyim ben hangi birine verdim diğer kitapları. Şu Upgrade Tree'den... Aynen. Sen bana tutku kitabı ver bol bol. Bol bol tutku kitabı alacağız hocam. Bol bol. Bu tutku kitapları sayesinde zaten işimiz yolunda gidecek. Steel tool'lar, stone tool'lar şey yapmaya devam ediyor. Üretilmeye devam ediliyor. Mesela iki tane kutlu şey tutku kartı atarım ben buraya. Bir iki tane daha araştırırız. Bekleyen azami kart 5'te olduğu için Joker kartı verdi. Hiç sıkıntı değil. Şunu artık aldırış etmeyin abi ben. Çünkü oraya bakmaktan artık oyunu oynayamıyorum. Şimdi şöyle buradaki işi komple bitirin şöyle. Komple. Ve ufaktan buralara bir yerleşim yeri kuralım. Ufaktan buraya yerleşelim. Örneğin ne şekilde yerleşebiliriz? Şöyle bak, bir tane evi koydun köşeye. Buraya. Bir tane daha ev koydun böyle. Bu evin arasına bir tane nakliyeci lazım, çünkü baksana yani ta diğer şehirden buraya geliyor. Şöyle bir tık aşağı kurarız bunu. Neden? Toprak yol bitişsin diye. Bunun hemen yukarısına bir depo. Tamam, depolama alanı da güzel denk geldi. Yol bitişti. Bununla beraber bir ev daha şöyle. Ama yani nakliyeciyle şey aynı hitbox'a sahip olmadığı için depolama alanı
Birazcık ev yamuk yapılmış olacak. Fark eder mi? Bence fark etmez ya. Ama daha güzel bir yöntem uygulanabilir gibi sanki. Ne gibi daha güzel bir yöntem? Şöyle. Bu nakliyecinin yanına depo. Ya da depoyu şöyle yan. Buraya oluyor. Depolama alanını direkt dibine yapalım girişin. Hatta yapılabiliyorsa bir tane de karşıya. Ama yapılamıyor. O kadar naif değil karşı taraf. O kadar naif değil o taraflar. Peki. Şuraya bir tane daha ev yapalım şöyle. Aynı nakliyeciden bir daha alalım. Ya sonuçta burası öteki kısım. Adanın öteki kısmı. Buralara illaki yerleşilecek ve buralarda illaki iş yapılacak. O yüzden hani bak burayı da alacağım. Buradan daha ileriye ileriye o altın madenini falan her şeyi alacağım. O yüzden yavaş yavaş yerleşiyorum şimdi. Buralarda hayvancılık da yapılır. Bak hayvancılık faaliyetinin sürdürülebileceği bir ton alan var. Şu yukarı taraf, yan taraf, buralar alınır. Buralara ayrıyetten köprü yapılır mı? Gerek yok. Bence tek köprüden işler burası. Şimdilik küçük bir koloni olarak kurulalım da geri kalanı halledilir ya. Abi bir meyhane. Tüh, şu kenara yerleşeydi çok iyi olurdu meyhane ya. Peki meyhaneyi buraya kursam? Bölgenizin içinde olmalı diyor. Tamam ulan. İçinde işte. Ha, yukarı yapacağım evleri falan da kapsasın diye diyorum da. Buraya bu meyhaneyi kurup bir iki tane evde kenarlara mı atsak acaba? Bir saniye, bizim şeyler kuruldu mu? Yok, daha onlar kurulmadı. Cam üretimi falan filan onları daha kurmayı beceremedik. Pekala, şuraya şöyle bir ev. Hemen bunun kenarına bir ev. Ya zaten hani gıda üretiminde işin açığı zirveye oynadığımız için çok fazla sıkıntı yaşamayız diye tahmin ediyorum. Bir ev buraya. Bir ev de onun yanına. Ayrıca bir depo. İki tane depo koyulur mu buraya? Bence koyulur. 2x depo sığar buraya. Oh. Çok iyi oldu bu. Güzel. Yollar da birbiriyle bütünleşti. Meyhanenin yanına da evler ve depolama alanları yapıldı. Güzel. Burası artık bir yerleşim yeri haline gelebilir. Çok rahat bir yerleşim yeri haline gelebilir hem de. Nakliyeciler de güzel iş yapar orada. Evet. Sand mine. Hocam iki tane tutku kitabı. Bir iki tane daha rica edeceğim sizden. Buradan da şey gelecek, gelen kumu cama çevireceğiz. 1000 tane cam üretseniz yeter hocam. Yani eğer malzeme yoksa burada avel avel beklemeyin. Gidin diğer işlerle ilgilenin. Tamam, buralara da tutku kartı verildi. Şu camlar ilk çıkarılsın, şeyler ilk bir çıkarılsın, kumlar. Kumlar çıkarıldıktan sonra her şey hallolacak. Ama bence bu kumların falan oraya bir tane depo atalım, işler rahat halledilsin. Bak bir depo. Şöyle yol. Balıkçılar işlerini nasıl hallediyor acaba? Tam üst taraflar için evler yapıldı mı? Oğlum ne oluyor? Hasan, Hanife, Nurten, Nalan, İlay, Ayça. Hepsi yaşlılıktan öldü. Ne oluyor hocam? Ne oluyor? Ne oluyor? Yani tabii insan haliyle yani nüfus büyüyor. Nüfus büyüdükçe bu tarz olaylar da yaşanıyor. İnsanlar buradan kaynakları alıyor götürüyor. Hop hemen buradaki nakliye hizmetlerinin işçi sayısını da arttırdım. Şuradaki evleri bir hızlıca kuralım. Evleri, depoların birini. Diğerlerini de insanlar kursun. Hoca bitir burayı. Bütün upgrade'lerini falan yaptım buranın.
ocaklara, ocaklara, şöminelere falan bütün upgrade'leri yaptım. Abi kutup ayıları dolanıyor galiba dibimizde. Yok, domuzlarmış. Bu kenarlarda hayvancılık yapılabilir misal buralarda. Veyahut şu kenarda bir yerde. Buralar hayvancılık yapılmaya müsait alanlar. Ya burası yeni bir yerleşim yeri olduğundan dolayı tabii ki oldukça sıkıntı olacak buradan ana karaya geliş gidiş. Oo. Oho hocam oho. Ya üretim yapılmıyor mu acaba? Şu an üretimdeki adamlar... Aa, oha oradaki evden mi buraya geliyorsun? Abi o köprü trafiği çekilmez yalnız ben sana deyip. O köprü trafiği çekilmez. Orada o kadar da şey yapma. Biz balıkçıları upgrade'lemeyi unutmuşuz bu arada. Öteki balıkçılar öyle garibim ameliliğine çalışıyorlarmış. Depomda yeterince şarap da oldu. Çömlek üretiliyor, mobilya üretiliyor. Lale bitti. Ne oluyor oğlum? Laleleri sattık mı? Ne yaptık? Laleler yerine buğday da ekmedim aslında. Laleler nasıl bitti bilmiyorum. Ekmek 43.000. Abi. Bak. 16.000 yiyoruz. Yaklaşık 26.000 üretiyoruz. Yani 20.000 birim yemek fazladan kalıyor. Üstelik ben 5.000 torba una çevirdim bunları. Yün. Yünlerden kıyafet yapılıyor ama deli gibi birikti. Pamuk. Ya pamuk şu an tek bir işlevle kullanılıyor. Sadece tıkamaya. Yani başka bir işlevle kullanıldığını görmedim henüz. Abi taş ocağında çalışan adamlardan ne haber? Adamlar orada ömrünü verdiler değil mi? Adamlar orada bir ömür geçirdi harbiden. Peki. Misal şurada taş var mı? Var. 20.000 taş var. Pamuğun olduğu yerde. Oraya da ilerlenir. Buraların da kesim emri falan verildi de insanlar yetişemiyor galiba. Ha çünkü neden? Ekim dikim dönemi başladı. Ekinler başlayınca ne oldu hocam? O, aslında var. 69 tane fazladan işçim var diyor. İstatistik bürosunu bir açalım. Binalar, gıda ve yakıt. Abi gıda üretimimiz her zaman yüksek. Bak en tehlikeli yıllar 10. ile 15. yıllar arasıymış. Şu an gayet iyi durumdayız. Gayet iyi durumdayız. Gelirimiz müthiş. Gerçekten müthiş. Müthiş gelişiyoruz ya. Ama nüfusa bir şey oldu böyle. Nüfusa bir şey tekme attı. Göçmen ofisleri de çalışsam artık. Abi göçmen getirin dışarıdan. Göçmen. Ben o doğum kontrolünü seçmeyecektim. Abi herhalde yani buralar niye donuk vaziyette? Adamlar arıyor mu? Adam mı gelmedi yoksa? Ha adamın gelmesini bekliyorlardı. Tamam geldi. Göçmen geldi. Devam devam. Biraz göçmen getirin abi. Biraz göçmen getirin. İnsanlar seni seviyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İnsanlar seni seviyor. Seveceğiniz tabii. İşiniz ne? Bir tane daha demir döküm ocağı. Glass smelter var. Altın dökümcüsü. Abi altın dökümcüsü değil de yani altını biz bir şekilde bulduk mu işleriz orayı dert etme. Altın dökümcüsü değil de altın madeni lazım sanki. Ne diyorsun? Bol bol. Bana altın madeni lazım gibi geldi. Şuraya... Aa bu demir döküm ocağı değil. Demirci. Demirci lazım bize. Demirci. Şakir yaşlılıktan öldü. Şakir! Hayır! Bir tane daha demirci yap da şuraya. Alet edevat yapımına yetişemiyor muhtemelen. Rüzgar yaşlılıktan öldü. Arkadaşlar halk kırılıyor. Şu an bir şeyler var yani. Yaşlılık, 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 yaşlılık. Adamların kafaya kafaya vuruyorlar herhalde. Tiyatro. Artık bir tiyatro başlamalı. Bir tiyatro başlamalı artık yani. İnsanlar bir eğlenmeli canım. Bak burada bir tiyatro. Hizmet kalitesi %117. Agacım olduğu kadar, olduğu kadar. Şu yukarıya da bir tiyatro yapılır.
O Joker kartları ver. Hop hop hop. Tiyatro. Abi yani 20 senede insanlar bu kadar yaşlanıp yattı mı aşağıya pat pat. Patır kütür öldüler ya. Abi bir tane şuraya tiyatro. Bir tane bu köşeye tiyatro. Yani tiyatro. Tiyatroya gereken önemi vereceğiz. Başka nerelerde bizim şeyimiz var? Evlerimiz var, ev grubumuz. Burada. Agam buraya tiyatro sığmıyor. Bu insanlar sanatlarını nerede icra edecek hocam? Tam olarak burada. Şehrin arkasında abi. Meyhanenin arkasında. Yer yok yer yer. Ne yapayım yer yok. Başka bir tiyatro koyabileceğim bir yer var mı? Bu kadar kütüphane yapmadım lan. Harbi diyorum bak. Hocam buraya bir tiyatro. Burada 6 tanecik eve tiyatro yapılmaz ya. Burası minik bir yerleşim yeri yani. Sırf buradaki adamlar yetişsin diye yapıldı bu yerleşim yeri. Ormancı şey yapamıyor mu? Av kulübesi, oduncu. Ha oduncu çalışmıyor ki. Oduncu niye çalışsın abi? Oduncu full, her şey full burada. Okey, glass smelter. Glass cam da üretilecek artık. Cam üretimi de çok iyi. 45 bin birim yemek ne ya? 45 bin birim yemek ne ya? Abi nüfus bu arada bir düştü. Yani toparlayabilene aşk olsun, yapıştık yere böyle. Hiçbir şey yapamıyoruz. Tiyatro. Abi yer yok ki. Ya bir de burada iş yok yani. Yani adamlar buradan ta nerede çalışmaya gidiyor baksana. Ya fırıncı burada çalışmaya gidiyor. Yukarı tarafa da yeni iş imkanları falan lazım ya da buraların da böyle birazcık şey olması lazım. Biraz alınıp buralara da yerleşim yeri kurmak lazım. Bir tiyatro kur oraya. Abi insanları daha hızlı ulaştırabilecek bir yol olsa. Hani hızlıca burada gezinmelerini sağlayacak falan. Müthiş olacak da öyle bir yol yok bildiğim kadarıyla. Tiyatro. Bir kütüphane alalım buraya. Şöyle. Yeni yerleşim yeri hocam. Bir pazar yeri alalım. Pazar yeri buraya. Ardından evler. Buraya bir ev. Şuranın yolunu bir çekelim. Şöyle arka tarafa birer ev. Gelir gelir buraya ev gelir. Bu yan tarafın dibine şöyle bir depo atılır bence. Atılamadı. Oradaki minnacık alanı ne yapacağız? Depo mu yapacağız? Orada minnacık bir alan kaldı. Şu pazar yerini o zaman buraya kurmayacağız. Pazar yeri buradan çıkacak. Bu pazar yerini şöyle direkt bunların ortaya mı kursam? Ama o zaman da arka taraf kötü etkileniyor. Pazarı buraya kursaydık millet faydalanamazdı. Şöyle yanlamasına kursak pazarı. Şuradaki ev patlıyor. Dubidu. Şu evi bir ortadan kaldıralım. Burayı. Aa yok, bu evin yoluymuş. Buraya bir pazar yeri. Şu kadarcık alana da yapacak bir şey yok artık. Tamam. Ev var. Abi tiyatro var. Kütüphane var. İki, ooo mis gibi evler de yerleşti buraya. Nakliye araçları falan var. Burası tam bir yerleşim yeri oldu artık yani. Buranın yerleşim yeri olmasından yana hiçbir sıkıntı yok. Buranın ulaşımı çok sıkıntı. Çünkü buranın ulaşımı şu an tek bir köprüden sağlanıyor. Bu köprüde artık hani envai çeşit, anladın mı? Gerçekten köprü envai çeşit, adam geçiyor köprüden.
Getirin anam getirin, göçmen getirin. Nüfus 600'ün altına bir indi böyle. Yani şu an bizde evet çok fazla gıda var, her şey var ama nüfus bir biterse şapalak der yıkılırız kenara böyle. Şapalak diye ses çıkar, şapalak. Altın döküm evine gidemiyorum. Mum var mı yeterince bizim ülkede? Abi oyunu artık tekledik bu arada. Kıyafet var, mumlar var. Mumlar niyeyse monta benziyorlar. Mum görseli. Kıyafet var, mum var, her şey var. Lale var, mobilya var. Abi yemek bol, bal bol. Bal ne biçim tüketiliyor lan? Abav. Bal ne biçim tüketiliyor öyle? Etimiz var mı yeterince? Kuzu eti, av eti. Bizim bence bir ufaktan sığır yetiştiriciliğine gitmemiz lazım. Bak mumlardan sığır çiftliğine gidelim. Magic Mushroom Farm'ı. Gerek yok ya. Abi bu arada biz oyunu tekledik. Herhalde artık olabilecek en iyi konumdayızdır diye tahmin ediyorum. Şuraya yeni bir yerleşim yeri de kuruluyor. Ama oyunun müzikleri de çok iyi değil mi ya? Bak buradan buraya bir köprü yaparız, tamam mı? Bu köprünün oradan buraya da yok, o kadar taş harcamayalım şimdi mahvoluruz. Bu köprünün buraya da bir yol yaparız abi. Tiyatronun oradan. Müthiş olmaz mı? Çünkü buraya bence ayrı bir ulaşım ağı daha lazım olacak. Abi şimdilik her şey okey de hani ikinci bir köprü daha çok lazım olur buraya. Zira dediğim gibi abi burası hani büyük bir medeniyet olacak da ulaşım ağı lazım buraya. Tiyatroyu bir hızlı inşa et. Bu tiyatroya ayrıyetten bir şey yapmak gerekiyor mu? Servis kalitesi. Abi servis kalitemiz iyi. Pazar bir hızlı upgrade edilsin. Civardaki bütün pazarları da yükseltelim. Evler yapılsın. Evlere de upgrade basacağım. Kütüphanemiz var. Bu evlerin daha izolasyonları tam değil. Hemen hızlıca parayı bastırıp binayı yapalım. Bu evlere taş ve ısı izolasyonu basalım. Meyhaneye zaten herhangi bir upgrade yok. Depomuz burada. Bununla beraber nakli hizmetlerimiz burada çalışıyor. Hizmet veriyor. Aşağıda bir depolama alanımız daha var. Evlere ürünler geldikçe artık işler halledilecek. Bence buralara artık hani sığır çiftliği geldiğinde sığır çiftliği. Buraların tamamına. Sığır çiftliği iş yapar burada çünkü. Ve insanlar boş durmasınlar. Allah ne verdiyse ne kadar kaynak varsa. Buradaki bütün kaynakları toplasınlar. Buraya... İlerleyen zamanlar için bir ormancı falan yapılır mı? Yapılır. Ama Samet sen her şeyi yersen nasıl yapacaksın ormancıyı? Yapılır gerçi ya. Yani sadece dikmeye odaklanır kanka. Bir şey olmaz. Gerçi buralara bak sığır çiftliği, sığır çiftliği, sığır çiftliği, sığır çiftliği. Misal 4 tane sığır çiftliği verdin. Tarla yapsak buralara şey yapılır tarla yaptığın zaman. Üzüm bağları yapılır. Özellikle şuralar çok verimliymiş gerçekten tarla için. Ama gerek yok. Güzel evler yavaş yavaş yükseliyor. Nüfusumuz yavaş yavaş artıyor. 24. yılı geride bırakacağız neredeyse. 25. yıla gireceğiz. Abi yılların eskitemediği, yılların yıpratamadığı köklü bir krallığız artık. Köklü bir krallık. Şimdi bakıyorum şöyle bir hani yapılabilecek bir şey var mı diye. Her şeyin üretimi tüketimi tam yani her şey oturuyor abi. Zaten bir ev biyomu yapmışım mis. Halkın mutluluğu %95 hocam. Yani entertainment'ta böyle eğlence alanında, eğlence sektöründe yok etmişiz ortalığı. Ama ben şeyi anlamadım hani mesleklerini beğenmiyorlar da neyi beğenmiyorlar onu anlamadım ben. Hocam bu biyomun bulunduğu bölgeye bir de şey lazım. Şöyle bir depolama alanları ama nasıl yapacağız depolama alanlarını? Şöyle şuraya kuralım mı? 1 2 3
4. O kadar çok ürünüm malzemem var ki depo yetmiyor depo. Tamam. Buraya da depolar yapılır. Şuraya sığır çiftlikleri yapılacak paso. Tak 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 tak. Sığır çiftlikleri. Bak nakliyeci buradan geliyor oraya gidiyor falan. Aslında buraya da bir ormancı falan inşa edilir ya. Yok mu hocam hiç elimizde imkan? Meyhane mantar çiftliği. Demir döküm ocağı geç. Joker kartını al. Kahve kavurucusu da var mı kahve? Bir sorsana. Joker kartı ver. Anında 5 göçmen yapıştırmayız yeter. Göçmen bürolarını durduracağım birazdan. Al. Bekle. Hocam. Göçmen büroları artık durabilir mi? Ya da nerede duracağını biliyor mu? Bence bilmiyor olabilirler. Göçmen bürolarını durdur. Tamam yani halk mutlu, burası güzel. Hani herkese gel baba gel, su çok sıcak, gel gel diye çağırdık da. Oduncu kulübesi şuraya. Evlere o kadar da uzak değil ya, evlerin dibinde. Şuraya kurulur yani, baksana şu çöl hariç her yere odun dikilebilir yani. Kaldı ki eğer çölle mücadele etme olsa bizim base çölü yener abi. Meyve toplayıcı bu kenara. Depo şöyle. Avcı. Av kulübesi. Böyle. Arıcı. Bir de buraya arıcı abi. O verimlilik ileride artacak zaten. Ana yolun dibi olduğu için nakliyeci de çekmiyorum buraya. Bak burası da minik bir çalışma alanı haline geldi. Tamam, demircimiz 1000 tane steel tool yapmaya uğraşıyor. Sığır çiftliği araştırmasına gidiliyor. Abi, yerleşim yerine bakar mısın? Yerleşim yerine bakar mısın? Buraya nasıl geçilecek bilmiyorum artık ama. Dağı deleriz lan icabında. Kömür var, taş var. Bir tane daha taş ocağı versene. Hızlı inşa et burayı. Buralarda yeterince ev vardır umarım. Ha tamam, şuradaki evlerden veriyor. İyi bari yani. Abi işleri yakındaki evlerden vermesi lazım zaten. Mesela buradaki evler inşaata yardım ediyor. Buradakilerden biri fırında çalışıyor. Buradaki evlerden biri... Of anam babam. Of ki ne of yani. Hocam taşı bir 5000'e kadar çıkartabilir... Babayı çıkartırız. Ne yapacağım, dışarıdan taş mı alacağım? Bütün yolları taşa upgrade'lemek istiyorum da o bağlamda yani. Ama bütün yolları taşa upgrade'lersek ayvayı yeriz. Demir İlker İbrahim yaşlılıktan öldü. Artık hani... İmam tek tek duyuru da yapamıyor kanka. Toplu gidiyor çünkü hepsi. Bu bölüm bir sığır çiftliklerini araştıralım. Sığır çiftliklerinin araştırılmasıyla beraber daha da rahatlarız. Sonra gelecek bölümlerde altına doğru rushlarız abi. Altına doğru bir gidişat bizi rahatlatır. Gerçi benim yemeğe de yönelmeme gerek yok ama. Şöyle bir yol yapalım mı buraya? Yok, burada yol. Burada yol. Başka ne yapılır buralara? Abi tiyatro var, kütüphane var, efendime söyleyeyim meyhane var. Nakliye hizmetlerinde insanlar çalışıyor, pazar var. Yani insanlar bir ihtiyaçları olduğunda burada gelip pazardan alıyorlar. Öyle sağa sola gitmiyorlar. Evler misler gibi kurulu. Yani buralara böyle daha da fazla ev kurabiliriz takır 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 takır. Buralara daha fazla ev kurulur gibi. Ama dur ya, buradaki yerleşim yerini arttırmak şu an bir işimize yaramaz. Şu an yerleşim yeri arttırmayalım. Şu an sığır çiftliklerinin yapılmasını bekleyelim. Ve mümkünse tabii kütüphane alalım. Yok.
Demirci, Glassmelter tarzı ambar yok. Joker kart olur. Joker kartlardan alırız biz de kütüphaneleri. Abi şuraya bak, dünya kadar ev yaptık misal. Bu evlerin hiçbirinde bir şey yok, kütüphane yok. Ha, yakınlarda kütüphane var. Steklenmez diyor. E, tiyatronun dibine yaparız kütüphaneyi abi. Hiçbir şeye yaramasın diye. Tam buraya yaparız hızlıca. Tak. Evlerden research bonusu için kütüphaneye gel. Abi bu arada hiçbir ürün satmadığım halde halkım kendiliğinden zengin olduğu için doğuştan paramız var abi. Ve voilà. Sığır çiftlikleri de artık an itibariyle üretilebilir durumda. Evet. Beklesin teknoloji, sığır çiftliği. Hocam sığır çiftliği ver. Ben 4-5 tane sığır çiftliği yaparız diye tahmin ediyorum yukarıya. Süt için inek yetiştirin. Süt. Süt lüks müdür, gıda mıdır? Herhalde gıdadır ya. Lüks olur mu abi süt? Ama sütün yanı sıra et de veriyor değil mi? Sütün yanı sıra et de veriyordur yani değil mi? Oo. Evet hocam, bir dördüncü yalan oldu. Arka arkaya kurulur mu? Aa, kuruluyor. Hiç umrunda olmuyor. Peki. Zaten umrunda olmasın abi. Yol taşmış, toprakmış. Senin ne alakadar eder değil mi? Bir birim boşluk. Hop 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 hop. Gel gel gel. Tamam. Abi iki sığır çiftliği daha rica edeceğim. Ama dediğim gibi. Süt lüks mü yemek mi? Lüks. Lüks. Yemek abi. Süt ama bence çikolata yapmaya yarıyordur. Ne kadar zekiyim değil mi? Evet, deli gibi sığır çiftliği yapıldı. E kakaon yok Samet, çikolatayı nasıl yapacaksın? Kakaon var aslında da kakao çok ileride ya. Oradan ben oraya kadar gidemem kakao için. Yani dışarıdan döngüyü alıp sürekli ithal malzeme getirmem gerekir. O da benim ağzımın payını çok kötü verir. Yani paramız var, halk zengin eyvallah da bir yere kadar. Abi kur bütün sığır çiftliklerini. Tam kapasiteye ulaştığında öldür. Aynen, et ve süt verecek abi. Et ve süt verecek. Şuralara gereken önemi verelim. Ya kış ya. Bir bok da anlamıyorum. Gözlerim görmüyor çünkü. Hayvanları fullersem deli gibi süt de verir, et de verir. Sütü de kullanırız, eti de kullanırız abi. Tamam. Bütün her yeri fulledik. Artık hepsi deli divane süt verecekler bize. Süt sağlayacak. Güzel, güzel, güzel. Yani buranın karşısı depolama alanı. Bu depolama alanlarında et de süt de işe yarayacak. Süt gıda olarak geçiyor. Aynen öyle, gıda. Yani her şeyin satışı yapılabiliyor bu arada. Biz ne biçim buğday üretiyoruz ya. Abi yani... Ne un, yani 10.000 birim unla bile dolanırız ortalıkta. Bak 2500 ekmek dedik, fırınlar yardı geçti ekmeği. Mutluluk zaten %97. Bence müthiş gidiyoruz. Şuradaki yolların bir yapılmasını bekleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, izleyip vakit ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Benden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın efendim. Bay bay.